böyle eski çilekleri arkadaşlar görüyoruz. Sabır ver, sabır ver. Bitsin artık bu çile. Evet, fidelerimizi hazırladık. Aynen. Şimdi de toprağa dikimini yapıyoruz. Çileği sadece diktik ve işi bitti zannetmeyin. Çileğin artık da bir çile olduğunu, her şeye noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoda herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Önce çilek videomuzda izlemiştiniz. Çilek vidalarını koymuştuk. Şimdi eski bizim kendi taraftaki çileklerimizin köklerini sökeceğiz. Yani önce yapraklarını yolacağız, sonra köklerini sökeceğiz. Ondan sonra hemen akabinde, tabii siz bu videoları bir anda izleyeceksiniz de biz 2-3 günde çekeceğiz mecburen. Aşamalı bir video olacak, evet, bu işçiler video. İşçiler gelecek. İşçilerle birlikte çilek fidası dikimini de halletmiş olacağız. İnşallah sezonu bu anda başlatmış olacağız. Allah nasip ederse bakalım. O zaman biz eldivenlerimizi giyip işe koyalım. Çünkü biraz uzun zaman alacak bir iş. Şimdi ilk önce size bir çilek fidası nasıl yolunuyor, bu yolma aşamasına nasıl getirdik, önce onlardan bahsedelim. Yolarken bir yandan da siz nasıl yolduğumuzu izleyin. Haydi o zaman başlayalım. Böyle eski çilekleri arkadaşlar görüyoruz. Bunları bir susuz bıraktık. O şekilde kuruttuk. Şöyle. Şimdi böyle bir yandan yoluyoruz. Bir yandan tabii köklerde kalmalar oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Onları da elimizde bir aparat var. Onunla kıvırcık köklerini de çıkartmamız lazım ki yeni fidaları dikebilelim. Şöyle üçgen şekilde. Bunu böyle sokacağız, kıvırttıracağız. Köklerini koparacağız oradan. Bu kökünü çıkaracağız dışarıya. Yeni vidayı dikmeden önce bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bu yolduklarımızı da hemen dizinin yanına koyuyoruz ki toprağa gübre olsun diye. Bildiğiniz üzere gazeller toprağa bayağı bir gübre oluyor. O zaman bize kolay gelsin. Yolma işlemleri başlasın. Evet arkadaşlar, çilekleri yolma işi bitti. Şimdi o keselere koyduğumuz çilekleri alma zamanı. Şöyle onları göstermek nasıl olduğunu. Şöyle fideleri diğerini de göstereyim. Şimdi şu şekilde aralara koydurduğumuz kolları çıkartıyoruz. Şöyle, kök atmış durumda zaten. Görüyorsunuz. Bunları ayıracağız, kasalara koyacağız. Birkaç günde orada dikim zamanına kadar dinlendireceğiz. Biraz daha kendini toplayacak. Çünkü şuradan anneden güç aldığı için afallayacak bunlar. Bu uyum sağlama sürecini daha iyi atlatabilmesi için şimdi kasalarda böyle 1-2 gün biraz daha dinlendireceğiz, sulayacağız. Ondan sonra dikimini yapacağız. Aynen, inşallah sonra dikim kısmını zaten hep birlikte göreceğiz. Böyle aralardaydı arkadaşlar. Böyle keseler şeklinde. Köklendi artık. Şimdi burayı dikime hazırlamak için. Şu yanlarındaki kökleri de yolmuyoruz. Bunları da dikerken şöyle aynı toprağa yanına dikilecek. Kardeşli olacak.
daha fazla çilek elde etmiş evet. olduk. Şöyle kaselere, kasalara biriktiriyoruz. Yine bunları da yolun ortasına koyuyoruz. Sulamasını yapıyoruz. Artık çilek fidelerimiz hazır. Sahide hep şöyle olacak. Kötü bak maşallah. Evet. Çilek fidelerini ayırırken ben de ot yolma işlemine başlayayım o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, dizilerden alınan çilek fidelerini bu şekilde kasalara yerleştirdik. Böyle yol boyunca dizeceğiz. Birkaç gün böyle bekleyecek. Hem sulaması daha rahat olacak hem de fidalar köklerinden ayrıldığı için böyle biraz toparlanma süreci olacak. Sonra da işçilerle birlikte yerlerine yerleştirilip dikim işlemi tamamen tamamlanmış olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Kasalar boşken keselerden hemen hemen 60 tane alıyordu. Şimdi şöyle şu haldeyken de bir 40 tane falan alıyor. Elimizdeki kasalar yettiği sürece bu şekilde kasalayıp koyacağız. Yetmeyenleri bir yandan dikim yapılırken bir yandan da biz de kesip boşalan kasalara dolduracağıya devam edeceğiz. İşlem bu şekilde devam ediyor. Sabır ver, sabır ver, Allah'ım sabır ver. Evet arkadaşlar, bugünlük yolma işlemi biraz... Bir daha yolma değil de. Yolma değil de fide çekme. Böyle böyle çekiyoruz bu fidaları. Bu kasalara yerleştiriyoruz. Tabii bayağı bir uzun süre yapınca beliniz ağrıyor. Zor yani, kolay değil maalesef sevgili arkadaşlar. Of, o da var gibi kaç. Önde ne var? Çek, çek. Yaprağından bul. Kaç yere yorulmuşlar ne? Şu birkaç yere. Bu cizde bitti. Bu sırayı da bitirdik. Şimdi sıra birazcık daha. Bunda belimiz ağrıdı artık. Sıra biraz yolmaya geçelim. Bugün bitmeyecek. Bu işlem bizim için birkaç gün sürecek belli ki. Kolay bir işlem değil. Gördüğünüz gibi şu sıfatı ne kadar yorulmuş. Üzgün görünüyor. Devam edelim öyleyse. Hadi bakalım. Fidelerimizi koparmayı bitirdik. Son bir cizi kaldı. Ona da maalesef şey yetmediği için kasamız yetmediği için onu da işçiler çalışırken sabah boşalan kasalardan keseceğiz. Ondan sonra onları da kasalayacağız. Hali hazıra getireceğiz. Böyle. Bayağı yemişiz. Bunların hepsini böyle buralara dikmiş halde de göreceksiniz inşallah. Arkadaşlar hava serinledi. Şimdi yolun kenarına koyduğumuz çilekleri sulamaya başladık. Tamamen güneşi daha fazla alınca böyle açıklıkta daha çabuk kuruyor. O yüzden sürekli nemlendirmek gerekiyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Günde bir defa bir suladığımız zaman daha iyi oluyor. Çünkü gerçekten bugün gündüz araba dururken evin önünde 40 dereceyi gösteriyordu. Yani bu fidelerde burada dururken gerçekten
40 45 derece hissediyorlar zavallılar. Yazık yavrucuklar zaten basana hallediyor. Bayılıyorlar ya. Aynen. Bir de annelerinden ayırdığımız için onlarla bağlı oldukları aynı çocuğun bağlı olduğu nasıl kordon var. Göbek kordonu. Yani aynısı bunlarda da var. Onu kopardığımız için oradan da güçleri kesiliyor. Ondan dolayı için böyle sulamamız gerekiyor. Hakikaten çileğin bir çile olduğunu öğrendim. Anladım. Hakikaten ya çok zor. Bu mecburiyet altında yapılacak bir iş. Gerçekten zor. Yani yıl 12 ay işi bitmiyor diyorlar ya, gerçekten doğru. Ama şöyle bir şey var. Eğer karından biraz daha az almayı düşünüyorsan, işin işçiye yaptırıyorsan çok da bir çilesi yok. Yani. Mesela. Ama biz bütün işçiliğini kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani, yani. %75'ini kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Belki de %90'ını. Sadece toplamada, dikimde işçi çağırıyorsun. Başka birisi çağırmıyor. Aynen. Yani evet. O yüzden maalesef zor. Aynen. Sadece insanlar bunu yani mecburiyet karşısında yapıyorlar ya da işçiyle yapıyor tamamen. Kendine çok da bir zorluğu olmuyor açıkçası. Çünkü aynen. Sadece çilek yapan, tarla kiralayan, 15-20 dönüm, 20-30 dönüm, 40 dönüm tarla yapan insanlar var ama tamamen işçi gücüyle. Yani geliyor. Başında sadece kontrol yapıyor adam. Yani öyle olunca kolay canım ama biz hani biraz daha yani. Fazla para kazanalım. Biraz daha hani kazandığımızı kar amaçlı elde edelim diye çoğu işçinin kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir de zaten arazi bizim, küçük. Aynen arazi yani. Küçük bir dönüm 200 metrekare bizim var. Bir dönüm ablam gelin var. Yani hani öyle dönümlerce çileğimiz yok. Bu işlem de bittikten sonra yarın bizim tarafın yolunan kısmının diplerinde kökleri var. Onları temizleyeceğiz. O da bittikten sonra Allah nasip ederse dikim yapılacak. İşçilerle birlikte dikim yapılacak. Ama sürekli bir level'ı var yani. Sürekli bitmek bilmeyen bir level. Ondan sonra Kasım Aralık ayına kadar paydos. Kasım Aralık'a kadar sulayacağız, gübreleyeceğiz. Aynen. Olursa bir budama filan kol koymak için işçi olur. Çağıracağız. O olur. Onun dışında toplamalar başlayacak Allah izin verirse. Bu sene bayağı bir çilek toplama videosuna denk geleceksiniz. İnşallah. Mahsullerimizi toplayalım da Allah nasip ederse. Aslında kargo da dayansa kargoyla da göndeririz de kargoda ben sanmıyorum yani, dayanacağını. Çilek dayanıklılığı biraz düşük bir meyve. Kargoyla evet. Anca çok yakın yerlere gönderirsin. Ama lezzeti çok değişiyor. Tabii. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Önceden pazardan aldığımız of çok güzel çilek şöyle falan derdik. Artık toplayıp eve götürdüğümüzden bile dalında yediğimin lezzetini almıyorum. Aynen öyle. İnanılmaz lezzetli. Eve götürünce lezzeti düşüyor ya. Size çilek göndermemizi beklemeyin. Siz buraya gelin dalından yiyin. Aynen ücretsiz hem de. Gelin Anamur'u köşek bükümü arasına. Gelin ücretsiz yiyin. Aynen. Ha zaman, yok illa ki biz daha çok istiyoruz. Evimize de götürmek istiyoruz derseniz. Kendiniz toplarsınız. Dalından tabii. Onun küçük bir ücreti tabi olur tabi. Ama yani karnınıza topladığınızın ücreti yok. Aynen öyle. Gören gözün hakkı var. O zaman tabii. Kolay gelsin sana. Görüşmek dileğiyle. Bu sana. Günaydın. Bu bana. Evet arkadaşlar, yine çilek, yine videomuz kaldığımız yerden devam ediyor. Mehmetciğim şöyle spesiyel bir sandviç hazırlamış bize. Bol bol, tabii. Doymalık. Domates, salatalık, beyaz peynir. Tuz ve pul biber. Erkenden geldik. Bugün köklerini çıkartma işlemi yapacağız. Havada gene güzel geliyor. Güzel. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar kahvaltımızı ettik, çayımızı içtik, şimdi işe başladık. Mehmet kökleri çıkartmaya başladı. Nasıl oluyor? Böyle zıpkın gibi bir şey.
bunu böyle saplıyoruz. Buradaki çilek köklerini döndürüyoruz ki yeni ekeceğimiz çileklerin çok açacağı yeri boşaltabiliriz. Böyle. Bunu saplıyoruz. Döndürüyoruz. Hadi bu tarafa. Arkadan damla hanımsa bunları çıkarabiliriz. Evet, şöyle sallattırarak çıkartacağız. Kimisi çıkıyor, kimisi çıkmıyor. Onu ne yapacağız? Çok kardeşlenmiş ya çilek. Muhtemelen çok kardeşlendiği için kenardakiler çıkmıyor. Aynen, doğru. Neyse, çözümleyeceğiz yavaş yavaş. Yapılacak. Yani böyle de olursa zaten delmeye gerek kalmaz. Nasıl yani? Geleceklerde deliyoruz yani onu. Hı hı. Ona gerek kalmaz. Zaten burayı da delmeyin demişler. Hı hı. Direkt kazıkla. Hı, doğru demişler. Doğru. Burayı da zaten yeteri kadar gevşetiyoruz çünkü. Önceki sezondaki çilekler gerçekten bayağı çok atmış. Bak mesela ana kök çıktı ama burada yanında bir tane şey var. Yardımcı kök. Kardeş var. Onu da doldurmak gerekiyor. Bunları da ben şöyle sallayıp toprağını içeride bırakıp kendini evet atacağım. Bak en güzel örnek bu oldu. Bu çok güzel çıktı. Şöyle. Göstereyim. Kökü aynı diktiğimiz gibi Mehmet. Evet, taraftaki kılcal kökleri kurudu muhtemelen. Bu gördüğümüz bizim ana kökler. Yani. O zaman işlere başlayalım. Arkadaşlar, yarın çilek vidalarımız dikilecek. Onları suya doyurmak için traktörün tamperinin arkasına yine bir havuz sistemi yaptık. Su dolduruyoruz. Aynen, bolca su doldurup yarın sabah erken ilk öncelikle dikilecek olanları bolca sulamaya çalışıyoruz. Normalde üstten suladığımız zaman yeterli gelmiyor. O yüzden böyle dipten de bir sulama yapalım dedik. Bu tarafın da delinmesi gereken yerleri deldirdik. Yarın Allah nasip ederse çileklerimiz dikilecek. Allah izin verirse yarın bitiyor bu iş. İnşallah. İnşallah. Gitsin artık bu çile. Günaydın arkadaşlar. Çileklerimiz dikilmeye başlandı. Allah'ın izniyle. Şimdi size çilek dikimi nasıl yapılıyor? İncelikleri neler? Hepsini tek tek göstereceğim. Mehmet sabah erkenden ablaları aldı. Arabada yer olmadığı için ben sonradan geldim. Bayağı da ilerlemişler. Şöyle dikilmiş yerleri size göstereyim. Şimdi nasıl dikiliyor? Bir bakalım. Arkadaşlar, Türkan abla yine bizimle tabii ki her zamanki gibi.
nasıl dikildiğini şöyle gösterelim. Hazırladığımız keseleri. Evet, fidelerimizi hazırladık. Aynen. Şimdi de toprağa dikimini yapıyoruz. Şöyle kesesini çıkartıyor. Evet, böyle çıkartıyoruz, dikiyoruz. Yani önceden bunları tabii deliklerini açtım. Evet, deliklerini açtım. Ondan sonra dikimini böyle yapıyoruz. Çok güzel. Hazırlıyoruz çok böyle. Abi. Fidelerimiz nasıl olmuş? Fidelerimiz çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Aynen. İşte arkadaşlar, çilek böyle kolay değil maalesef. Birçok level'ı var. Evet, çilek yapımı çok zor bir şey. Aynen öyle. Ama biz alışkın olduğumuz için yapabiliyoruz. İşimiz bu diyelim biz de. Aynen öyle. Böyle devam ediyor. Bayağı ablamız var bugün. Kolay gelsin Tüten ablacığım. Sağ ol tatlım. Ablalar fide koyuyorlar. 12 kişi var bugün. Biz kel adamlıkları yerini beğenmişken bugün görün işte. Kolay gelsin aşağı abla. Sağ ol tatlım. Böyle deliyorlar. Böyle deliyorlar. Eseye koyup dikiyorlar. Aynen. İnşallah. İnşallah. Şey, yarı başında kokonları dibine koyup yerine aile yiyince. Bak bu kadar. Tamam, tamam. Tamam. Yobaz yobaz tamam demez. Tamam açtım de. Tamam. Ustacığım, tamam. O karşında durdu. Dikmesi sanki daha kolay ya. Bizim öyle bir problemimiz var abla maalesef. Çok sert. Aynen. Çok güzeller burada. Allah buranın. Annem de önden dağıtıveriyor ablalara kolay olsun diye. Deliklerin aralarına koyuyor ki ablalar bir de kasadan alacağız diye uğraşmasın. Herkes harıl harıl çalışıyor. Bir yandan da Mehmetler ıslatmasını yapıyorlar. Akşamdan kalanları. Çekme. Çektim çektim babişko. Öyle mi? Tabii. Yandı yani. Şimdi niye de ben daha da vereyim. Dur çekeceğim. Ama vereceğim. Öyle Aytekin. Şöyle annem de dağıtıyor böyle üstlerine. Bunları akşamdan ıslattık, koyduk. Dizlerin üstlerine. Size çekim yapmaya çalıştım ama biraz
karanlık olunca tam net çıkmadı. Şimdi Mehmetler tekrardan ıslatma işlemini yapıyorlar. Şöyle bir yandan da ıslatma işlemleri devam ediyor. Dünden kalanlar şöyle güzelce sulansın, iyice suyunu alsın diye ıslatıyoruz. Dikimler devam ediyor. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Senle şeyde de fide koymada da beraberdik. Evet. Fide de bizim koydu. Aynen. Çok zormuş abla bunun ya, fidasını kesmesi, ayıklaması. Yok, fide kesmesi kolay zaten. Yok ekmesi ya. Ekmesi daha zor. Köklerini çıkartması çok zor. O biraz bayağı zaman aldı. Yolması da biraz zor da. Evet, yolması zor. Aynen. Fidamızı koyduk, ekimimizi yapıyoruz. Çok şükür, ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Fidemizi böyle böyle çıkarırız. Aynen. Böyle böyle ekeriz. İnşallah çok güzel olur senin gibi. Ay inşallah. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Sağ ol, denize sağlık. Allah sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bereketli olsun çilekleriniz inşallah. Amin inşallah. Herkesin olsun ya. Çok zor bir iş. Gerçekten çok zor. Allah herkese bol bereketli bir hasat dönemi nasip eder inşallah. Hazırladığımızı hazırladık. Ablalar da şimdi kahvaltıya geliyorlar. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şöyle yağda patates kızartması. Hadi buyurun abla, hemen çaylarınızı da koyuyorum ben size. Afiyet olsun. Kahvaltımızı ettik. Şimdi ablalar tekrardan dikime devam ediyorlar. Arkadaşlar, çilek fidalarımızı diktirdik. Çok şükür. Şöyle göstereyim sizlere. Kamerayı işçi ablalar varken çok fazla alamadım elime. Çünkü bir yandan bizim tarlanın hazırlık süreci devam ediyordu. Bir yandan da işçi sayımız çok olduğu için kahvaltı telaşı, işçilere su yetiştirme, fidaları ıslatma, onları dizilerin arasına sıralama, keseleri şu deliklerin içerisine tek tek yerleştirme, onların işini kolaylaştırma gibi birçok işle meşgul oldum. O sebeple ayrıntılı çok fazla çekemedim. Bunun için üzgünüm. Zaten şöyle bizim tarafta göstereyim. Bizim tarafta hemen hemen yarısı dikildi. Yarısına zamanımız yetmedi. İşçi arkadaşların zamanı yetmedi. Şöyle göstereyim. Bunlar da kalan fidanlarımız. Bunları da inşallah yarın dikilecek ve artık çilek serüveni sona erecek inşallah. Zorlu bir süreçti. Sayımız kalabalıktı. İşçi sayımız da fazlaydı ama ona rağmen işleri yetiştirmekte zorluk çektik. Biliyorsunuz bizim tarafı hazırlanma süreci biraz zor oldu. Fidaları yolma, köklerini çıkartma ve hala kökleri çıkmayan diziler vardı. O sebeple bayağı bir zaman aldı. Ondan dolayı da herkes bir yerlere parçalandı, herkes bir yerlere bölündü.
yavaş yavaş halletmeye çalıştık. Ama ablamların taraf tamamen dikildi. Şöyle göstereyim size, yemyeşil oldu her yer. Çileklerle dolu. Zor bir işlem. Yani çilek üretimi yapmak hakikaten çok zor sevgili arkadaşlar. Yani sizlerle zaten bütün evrelerini paylaştım. Sizler de gördünüz. Ve bir de bunun toplama süreci var. O da inanın hiç kolay değil. Yani sizin sofralarınıza çilek gelene kadar ne kadar çok evreden geçiyor. Üretici ne kadar çok uğraşıyor. Bu videoda bunların hepsini tek tek göstermeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, çileği sadece diktik ve işi bitti zannetmeyin. Şu şekilde bizim duş başlığı sulama sistemiyle tekrardan üstten sulamasını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Güzelce yere doğru çapaklansın, kökleri açılsın diye bu şekilde suluyoruz. Bunu sadece dikildiği güne özel bir sulama. Bundan sonrasında, daha sonrasında da yine normal şekilde damlamadan, zaten sulama sistemi hazır, damlamadan sulanmaya devam edecek. Bundan sonra artık çileklerimiz büyümesini ve güzelce meyve vermesini bekleyeceğiz Allah nasip ederse. Bakın size şöyle yakından da göstereyim dikilmiş çilek fidanlarımızı. İnşallah bunlardan güzel güzel meyveler elde edip sizlerin sofralarına da göndereceğiz. Arkadaşlar, bugün bizim tarafın dikilmesi de tamamlanıyor. Şimdi ablalar şöyle gördüğünüz gibi son dizideler. Allah'ın izniyle artık çilek fidanı dikme işimiz sonlanıyor. Mehmet de fidanları bir yandan dağıtıyor ablaların önlerine. Çok şükür bugün son gün. Sabah yine aynı saatte geldik. Bizim kalan biliyorsunuz yarım kısmı şey yapıyoruz. Dikimini yapıyoruz bugün de. Bayağı uzun, zorlu bir çilek dikme serüveni. Çok şükür. İnşallah güzel güzel meyvelerini aldığımız zamanları da görürüz hep birlikte. Dikim işlemimiz bitti. Sulama işlemine geçtik. Siz de Mehmet'in yüzünü gördünüz. Evet, hayırlısıyla bu seneki çilek dikimi sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Siz de bu anlara şahit oldunuz. Yani evet. Ne kadar zor, ne kadar meşakkatli. Çileğin artık da bir çile olduğunu gerçekten anlamış durumdasınız. Evet, gerçekten çok zor yani, çok fazla evet. Şeyi aşaması var. Çok şükür biz dikimimizi yaptık. Şimdi can suyumuzu veriyoruz üstten. Daha önce de söylemiştim zaten, köklerin açılması daha kolay salınması, toprağa daha kolay salınması için kök üstten bir sulama yapıyoruz. Zaten damlama sisteminden de sulama sistemi aktif. Bundan sonrasında artık damlama sisteminden devam edecek. Evet, Allah izin verirse iki uygulama bir şey yapacağız. Üstten gübreleme yapacağız. Daha iyi kök atsın toprağa diye. Daha çabuk uyum sağlasın diye. Hı hı. Kışa girmeden ne kadar çabuk şey yaparsak, fidanlarımızı iyileştirirsek, güçlendirirsek bizim için o kadar iyi. O şekilde bakalım. Az kaldı ya. Evet, şöyle bakınız arkadaşlar. Dikilmiş fidanlarımız. Çok şükür. Biliyorsunuz bunları kendimiz ürettik zaten. Manzaramız da mükemmel. O zaman biz sulamaya devam edelim. Çok az kaldı zaten. 5-6, 10. 5-6 değil canım. 5-6'sı. Daha fazla. Tamam, 10 dizimiz var. Olsun. Yani ama kısa. Olsun, ne olacak? Aşağıdakinlere göre. Yani aynen kısa kısa şu kadarcık dizimiz kaldı. Bunlar da bitince artık evimize gidip dinleneceğiz. İnşallah. Yevmiyecinin işi bir yerde kolay. Saat 2 olduğu zaman gidiyor. Kendi işine bakıyor. Evet. Ama biz saat 5'te uyanıyoruz. Yevmiyeciyle birlikte çalışıyoruz. Aynen. Ondan sonra
Onları bırakıp geldikten sonra bir de devam ediyoruz. Aynen aynen. Ya bir de şey var. Yani yemiyeci geliyor, her şeyini hazırlıyorsun zaten. Evet. O sadece tık 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 işini yapıyor gidiyor. Arkasından koşturuyorsun, kahvaltısını hazırlıyorsun, sürekli ya, su veriyorsun. Ya dikimi de zor. Hani kolay değil onların yaptığı iş de. Tabii canım. Hani şey, derdi ne düşünüyor hani? Aynen. Oldu mu olacak mı? O yaptığı görevi biliyor. Ya biz de durmadık. Bak mesela bugün bir tane kökleri temizlenecek, delinecek ve kökleri temizlenecek dizi vardı. Ramazan abiyle Mehmet ilk önce onu yaptılar. Ondan sonra ben ve Mehmet ve Ramazan abi bir yandan keseleri dağıttık işçilerin önüne rahatça yapsınlar, daha kolay olsun diye, daha hızlı ilerlesin diye. Sonrasında ben kahvaltı hazırladım. Mehmet ve Ramazan abi kese dağıtmaya devam etti. Sonra ben tekrardan kökleri çıkarttım, bir dizinin kökünü çıkarttım. Sonra bu silsile bu şekilde devam etti. Yani biz de işçiyle birlikte 5 dakika oturmadık. Bir kahvaltıda oturduk. Başka evet. da oturmadık. Ama bu hikayede yanan sen oldun. Vallahi öyle bunlar. Şunları görüyorsunuz değil mi? Terin dozu bu dozu. Evet, şapkasında da var. Evet. Gerçekten Mehmet çok yoruldu. Yani evet hepimiz yorulduk ama sen daha çok yoruldun. Bu hikayede yanan sen ve kahraman olan da sensin. Teşekkür ederim, merci. Evet, son noktayı hem videoya hem de sulamaya ayrıyeten, hem de bu serüvene ayrıyeten hem de bugüne, serüvene, her şeye noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve daha iyi içerikler üretebilmemiz için de lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapan herkesin de yorumlarını tek tek okuyorum, bilginiz olsun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.